göstereyim. Bakın şu ta uzakta bir ev var ya tek başına. En arkada. Rami Gülpınar'ın evi o. Ki şöyle hayal edin. Yıllar öncesinde şu gördüğünüz evlerin de çoğu yoktu. Bayağı tenha bir yerde. Zaten orayı bilinçli olarak seçiyor. Pek sosyal yanı yok. Şöyle yok. Yani biraz inzivaya çekilip bazı şeyleri, bazı eserler ortaya koyuyor. Evlenmiyor da zaten. Hatta bir röportajında derler yani neden evlenmedin? Yani diyor ki evlenseydim şu an verdiğim eserleri bırakın hani 2-3 tane eser belki verebilirdim diye. Çok da böyle şey bir hayatı da yok. Şatafatlı bir hayatı da yok. Abbas Hilmi Paşa var, ondan da bahsedeceğiz. Buraya gelen ilk Türk zengin. Bu Hidivlerden. Mehmet Ali Paşa vardır ya Mısır'daki. Onun torunlarından. Zaten onun köşklerini de göreceğiz. Onun yardımıyla yaptırıyor burayı. Öldüğünde de şöyle ilginç bir vasiyeti var. Yakın diyor yani. Var mı yok mu, her şey mi yakın. E tabi bu yapılmıyor. Ama şu yapılıyor. Metruk halde bırakılıyor senelerce. Oraya da bir tane bekçi koyuyorlar. Bekçi de sağ olsun. Yani iyi şey yapıyor, hallediyor orayı. Yağmalıyor. Yani 40 yıl sonra falan yani biz burayı müze yapalım düşüncesi ortaya çıkıyor. İçeri bir giriyorlar, zaten her şey mahvolmuş halde. Toparlayabildikleri kadar toparlamaya çalışıyorlar. Bugün de zaten ben bildim bileli hep kapalı restorasyonda. Şimdi bilmiyorum, aranızda hiç Hüseyin Rami Gülpınar'ın eserlerini okuyan var mı? Mavi ve Siyah. Aslında bir eserini okumadınız ama belki de hepiniz izlediniz. Evet. Sıcak. Meşhur bir şey vardır. Çabuk üşü değil mi? Yok o Reşat Nuri Güntekin. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin oynadığı bir film vardır. Süt Kardeşler. Onu da o yazmış. Yani ismi film olarak Behlül diye birisi oynuyordu ama şeyle. Aşkı Memnu'daki. Aşkı Memnu, evet. Halit Siyah. O Halit Siyah. O ayrı. Şimdi Süt Kardeşleri izlemişsinizdir. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bir canavar mevzusu var. Bu canavarın adı neydi? Gulyabani. Gulyabani. İşte romanın ismi de Gulyabani. Ama filmdeki ana karakter aslında romanın ismi Gulyabani. Şimdi şöyle de ilginç bir anısı var. Yürümeyi de çok seven bir adam bu arada. Böyle sahilde falan gezmeyi seviyor. İstanbul'a gidiyor ara ara. Yani orada da işte Sarıyer'de, Beykoz'da orada falan geziyor. Orada arabayla kullanmıyor, yürüye gidiyor. Aynen. Ve şöyle ilginç bir hatırası var. İnönü döneminde burada bir balo yapılacak CHP için. Çünkü partiye şey gerekiyor, para gerekiyor. Böyle sağlam bir parası yani daveti ama belli bir miktar bağış mı diyeyim artık, bir para ödemeniz gereken bir davetiye. Rami Gülpınar'a da yollanıyor. Şimdi adamın da zaten durumu ortada. O da bir ironik bir cevap yolluyor. Davetiniz için teşekkür ederim diyor ama benim ne bütçem ne de yaşım bunu el verir diyor. Tamam, size para lazım ama diyor bana da can lazım diyor. Bu şekilde daveti reddetmek zorunda kalıyor. Keşke adamı da hani sanat yani şekilde, edebiyatçıyı evet, da o kadar para da şey evet, yapmasalarmış. Evet, evet güzel, şimdi güzel. Şuradan bir patikayla Ruhban Okulu'na çıkacağız. Normalde buraya gelenlerin %95'i şu yolu izler, asfaltı. 15 dakika falan yolunuzu uzatır ve ciddi de yokuştur. Bayağı hırpalar yani, yaz kış fark etmez. Orada bir patika var. Keşiş yolu deniyor orasına. Yani halk öyle bir isim vermiş. Çok da böyle şey değildir. Konforlu bir yol değil. Taşları biraz da böyle dikine dikine dikmişler. Artık biraz nefis terbiyesi mi diyeyim. Bilemiyorum. Hani keşiş sonuçta. Hani bizdeki dervişler misali. Ama ciddi anlamda yolumuzu kısaltıyor, 10-15 dakika abartısız. Şey Yasin Bey, bir de botanik park vardı burada, çok güzel bir park vardı. Burada yok botanik park. Bu adada olmak gerekiyor. Adalarda ben hiç botanik park bilmiyorum. Biz girdik, böyle ücretli giriliyor, 10 TL veriyorsunuz. Adalarda. Bu adada botanik park var. İçinde de küçük bir restoran var, Değirmen Restoran diyor. Ha, siz Değirmen Burnu'nu diyorsunuz. Evet. O tam hani gelirken vapurda şöyle bir dairesel bir taş bina vardı ya, evet, evet. Tepesi açık. Orası Değirmen işte, Değirmen Burnu. O tarafa gitmeyeceğiz. Yok, ora çok şey terste kalıyor. Çok güzeldi oranın. Zaten manzara. Paralı oralara giriş. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın.
ve kanalıma abone olun. Yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretini tıklayarak bildirimleri açın.